Ocağın 20'sinden sonra doğan koyunun kuzusu kurban olmaz. Yani Rabbi neden oluyor bu hırsızlıkla? Kimse birbirine sahip çıkmıyor. Senin koyun çalındı, çalınsın. Ben onunla zaten konuşmuyorum. Öyle olmayacak işte. Herkes birbirine dayanışma yaptım. Kimse bir şey çalamaz buralarda. 90 koyunu abimle birlikte 1,5 saatte tamam. Hayır. Bak ben sağdığım koyunu hayatta unutmam. Böyle gerdeli köpürttüğüm zaman... Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Öncelikle YouTube kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, bugün yine koyunlarımızın yanına geldik. Müthiş soğuk bir hava var. Bugün yanıma Şevki ile Sabri ziyarete geleceklermiş. Bana telefon açtılar abi müsait misin diye. Biz de müsaitiz dedik. Şevki, Sabri gelebilirsiniz. Hatta şu an yolda gözüktüler arkadaşlar, motorla geliyorlar. Şöyle kamerayı onlara doğru çevireyim. Şevki'de yine kırmızı mont var. Her zamanki gibi Şevki'nin ünlü montu. Merhaba Nur abi. Şevki. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sabri hoş geldin. Şevki hoş geldin. Hoş bulduk. Aman soğuk havada motora binmeyin ya. Çok soğuk hava. Ne yapacaksın? Yüre yüre mi geldin? Hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk. Nasıl? Ne yapıyorsun Nur abi? İyi vallahi Şevki. Keyifler be. Nasıl? İyi Allah'a şükür be. Sabri, Şevki siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz ikiniz de. Gelin hadi bakalım, siz üşümüşsünüzdür. Ben sobayı vallahi falan yaktım. Ellerimiz buz tuttu. Çok soğuk. Hadi bakalım girin içeri. Geç abi. Arkadaşlar kuzularımızın ağızlarına piyadif sıkıyoruz. Onun için ellerimiz mavi oluyor. Neden sıkıyorsun piyatif şey ki? Ağızları yara oldu Nur abi. Kuzuların ağızları yara aynen, oldu. Aynen. İvrinde'den bir veterinere gittik. Evet. Veteriner bir bal gibi bir ilaç var. Onu önerdi. Hatta o bal gibi ilaç da babamın eline gelmiş. Babamın ellerini çatlatmış. Bal gibi ilaç. Aynen. İsmini bilmiyorum. Böyle kutunun yok, içinde oluyor. Kuzuların ağzı neden yara oldu şey ki? Ben onu anlamadım. Valla Nur abi bu anne kanından gelen bir hastalıkmış. Anne bütün kuzularda mı var? Bütün kuzularda var. Biz bunu geçiyor sanıyorduk. Geçiyormuş da aslında böyle duvarlardan yalıyorlar. Kireç bizimse yala. Evet. Birket. Oralardan yalıyorlar sandık. O ondan dolayı yani... yalıyor sandık yani ondan değilmiş. Hmm. Yani kuzu anne kanından gelen bir hastalık aynen. Bu. Siz de bu hastalığa karşı piyatif mi önerdiler? Piyatif, bir de bal gibi bir ilaç önerdiler. Bir de beyaz bir sprey var böyle. Evet, onun ağızlarına mı veriyorsun kuzular? Ağızlarına sıkıyoruz. Tabii şimdi... Piyatifi de, aman öteki bal gibi ilacı da süngeri kesiyoruz. Böyle koltuk süngerini. Evet. Ağızlarına sürüyoruz yani. Şevki şimdi kuzuların ağzı yara olduğu zaman annesini de... Çok ememiyor. Ememezler. Aynen. Ememedikleri zaman gelişimi çok yavaş aynen. Yaparlar değil mi? Hatta bizim Nur'a böyle bir tane kuzumuz öldü. Öldü mü bu sene öldü. Kuzunuz? İşte Şevki ille... Annesini ememiyor Nur abi. Annesini ememediği için sütü de içemiyor. Tabii ufacık kuzu, 3 günlük kuzu ne yiyebilir? Tabii ne yiyebilir? Hiçbir şey yemez. Ondan öldü yani. İşte Şevki her sene böyle bir hastalık geliyor. Kimi hı. Zamanlar solaz geliyordu hastalığı. Kimi zamanlar böyle kuzu hastalığı geliyor. Ya aşı yaptırdık biz koyunlara. Bahar'ın bu kıra aşısı diyorlar biliyorsun. Biz evet. De attırdınız galiba. Biz de attırdık. Hepsini attırdık. Ondan dolayı. İlçe tarım geliyor zaten. Aynen. Burada bütün aşılarını atıyor. Sizin aynen. Koyunlar küpelidir zaten değil mi Şevki? Küpeli. Evet. Hadi gir içeri de içeride muhabbete devam eden. Dışarısı soğuk. Evet arkadaşlar. Bizim çoban evine girelim. Şöyle çok da çoban evi değil. Lüks bir ev. Değil mi Sabri? Nasıl buldun burasını? İyi ya. Vallahi biz buraya 2 sene önce yaptırdık. Suntadan falan yaptırdık. Bir 1,5-2 liraya mal oldu. Nur abi burası pek çobana göre lüks. Ama İstanbul'dan bir adam gelse burasını lüks görmez. Neden Şevki? Ya, şimdi onu nereden çıkardın? Ya Suntadan. Burada oğlum bir insan yatmaz. Suntadan olduğu için mi? Yok. Yani böyle bu görünümü beğenmez. Vallahi Şevki bize burası Paris. Ben sana öyle diyeyim. Çobana göre öyle. Tabii. Dışarıda çamurun içi mi daha iyi, burası mı iyi? Burası mesela, iyi. Tabii. Samanda mı iyi, burası mı iyi? Şimdi şehirden gelen adam çamuru nereden bilsin Şevki? Ya. Vallahi biz burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Bak aynen. Masamızı yaptık. Masamız şöyle yeşil çam mı var burada ne tabii, var? Tabii yeşil çam şeylendi masamızda.
Bu şekilde biz buralarda zamanımızı geçiriyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Zeytinyağımız burada. Her şey burada işte Şevki. Evet. Şevki arkadan ışık geldiği için sizi oraya aldım. Kusura bakmayın. Nasıl gidiyor Şevki? Şimdi seninle beraber YouTube'da çektiğimiz videolar çok büyük bir yankı uyandırdı. Medyada patlamış. Medyada patladı. Birçok haber kanalları, Kanal D, Fox TV, A Haber olsun paylaştı bunları. Nasıl, neler hissediyorsun Şevki? Sana vallahi onu sorayım. Allah'ım abi, neler hissediyorum. Kendi kanalımıza da çektik şimdi bir video. Evet. Biliyorum. Senle de. Herkes selam vermeye başladı. Nasıl selam veriyor Şevki? Merhaba Şevki, nasıl mısın? Sana Türkiye'de böyle insanlar lazım. Böyle gençler lazım. Herkes öyle selam veriyor. Telefondan da arayanlar oluyor mu Şevki? Faca Bok'tan. Evet. Günde 500 kişi filan arkadaşlık isteği gönderiyor. Oo Şevki maşallah. Yetişemiyorum. Messenger'dan günde 100 kişi yazıyor. Sen artık ünlü olmuşsun Şevki. Valla Messenger'dan 100 kişi de yazıyorsa, Facebook'tan da o kadar kişi ekliyorsa süper. Ama ünlü oldum diye çobancılığı aksatmayacağız. Hayır. Değil mi Şevki? Hayatta. Bizim mesleğimiz bu. Ya ünlü oldun mu bir yere kadar gidersin Nur abi. Tamam. Bir yerden sonra kalırsın. Unutulursun. Ya, ama çoban her zaman çobandır. Tabii çoban her zaman çobandır. Biz çobancılığımızı yapacağız yine, koyunlarımıza bakacağız. Ne kadar çok ünlü olsak da bu işi bırakmak yok. Üretmeye devam edeceğiz. Üretmeye devam. Kaç tane koyun doğurdu? Doğuruyor mu koyunlar? Valla Nur abi 50'yi buldu ya. 50 tane koyun doğurdu. Artık sağıma da geçersin Şevki. Nur yakındır. Abi 15 gün sonra falan bir 10 koyun boş memeye sağlayacağız. Boş meme nedir Şevki? Onu da açıklayalım. Boş meme nedir? Mera'dan geldiği zaman koyun kuzuya... Mera'dan geldiği zaman direkt emiştiriyorduk 15 gün önce mesela. Evet. Şimdi direkt emiştirmeden önce annelerin hepsini sağacağız. Sağacak işte. Ondan sonra kuzuları buluşturacaksın. Şey yapacaksın yani. Aynen Şevki. Şevki Fox'ta da paylaşmışlar haberi. Aynen. Dediğim gibi 12 yaşındaki Şevki yazmışlar oraya da valla. Fox'ta, TGRT Haber'de, A Haber'de. Oo. Kanal 7. Kanal 7'de her yerde. Aynen. Reklamlık falan geldi mi Şevki? Valla Nur abi sen dedin bana bir... Reklamda şey yapacağız diye. Aynen. Hediye gönderen ne oldu? Hediye gönderenler oldu mu? Ne gönderdiler? Oluyor dersin? Yani. 3 tane kangal gönderim diyor birisi. 3 tane kangal. Sivas kangalı mı? 3 tane adam kangal gönderim diyor. Ha 3 tane adam farklı aynen. Kişiler kangal aynen. Köpeği gönderim diyor. Hatta bak bir adam attı. Onun fotoğrafını gösterelim köpek. Fotoğraflarını yani. Mı attı? Aynen. Messenger'dan atıyor. Herkes atıyor ya. Başka ne gönderim dediler Şevki? Başka her şey yani. Bir kitap, balık... Kitap göndermek isteyen oldu mu Şevki? Valla kitap göndermek isteyen birkaç kişi var. Var mı? Şimdi senin okulunla ilgili de bana çok yorum geliyor Şevki. İşte Şevki okula gidiyor mu? Şevki derslere katılıyor mu? Şevki nerede okuyor diye. Seninle onu da paylaşalım Şevki. Bir nerede okuyorsun? Bunlardan bahseder misin? Havran İmam Hatip'te okuyorum. Havran İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorsun. Aynen. Sen... Bekçisin. Aynen. Ben de özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum zaten. Orada Şevki de benim öğrencim arkadaşlar. Abiyle teneffüslerde. Tabii. Direkt konuşuyoruz. Teneffüslerde ne muhabbeti var Şevki bizde? Koyun. Koyun muhabbeti. Koyun kaçız doğurdu? 500 doğurdu. Evet. Teneffüslerde de olsun Şevki yanıma geliyor direkt. Ben orada güvenlik kulübesinde oluyorum zaten. Şevki ile birlikte orada muhabbetimize devam ediyoruz. Sabri sen neler yapıyorsun? Sen de Şevki'nin abisisin. Seni de tanıyanmayanlar vardır. Öyle kısa bir tanıtayım dedim. Koyunlara devam ikiniz değil mi? Devam. Durmak yok. Göster Nur abi bak şu köpek. Bu köpeği mi gönderem dediler sana Şevki? Yok bunun enceklerinden. Ha bunun enceklerinden. Bak bu dişi olanı, bu da erkek olanı. Oo maşallah Şevki tam bir kangal bu. Tam kangal. Tam kangal bunun enceklerinden kara alsın. Kafalı adam. Aynen sen bunun enceklerinden al. Acil adam gönderim diyor. Sivas'tan bir kişi daha yazdı. Murat Uş mu Buş mu ne? Ne diye yazdı Şevki? Ne dedi işte köpeğim yavrucuk dedi. Onun enceklerinden. Murat Budak. Murat Budak. Aynen. O da kangal köpeği gönderim diyor. Kangal köpeği gönderim diyor. İşte onunla muhabbet ediyoruz. Evet, sosyal medyada çok büyük bir yankı uyandırdık. Dedim ya bütün bizi sevilen insanlar hep paylaştı. Aynen. Instagram olsun, Facebook olsun buralarda paylaşıldık, sevildik, sayıldık. Hatta birçok kişi senin dediğin gibi bana da hediye gönderenler oldu. Hediye şey yapanlar. Bakalım kargoda onlar da gelince sana teslim edeceğim. Nur abi sana bir
şeyde bahsetmek istiyorum. Hediye konusunda bu Balıkesir Keçikoyun Damızlık Birlik Başkanı geldi. Evet. Adamın ismini şu an unuttum. Bize Özcan. Özcan. Özcan Bey. Özcan Bey. Aynen. Bize bana bir çift çizme getirmiş. Evet. Mikap ayakkabılardan getirmiş. 3 tane yağmurluk getirmiş. Süper Şevki. Vitamin getirmiş koyunlarımıza ek olarak yemin üstüne. He, koyunlara mı getirmiş? Aynen, koyunlara getirmiş. Şeye getirmiş. Kuzulağımızın ağızları yara oluyor. Dışarıda bahsetmiştik. Aynen. Suya dökmeli vitamin getirmiş onlara da. Tamam Şevki, süper. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kendisine böyle yararlı şeyler getirdikleri için. Vallahi Şevki işte. Nur abi, sana bunları soracağım. Bunlar ne böyle? Heh, sana bunları söyleyeyim Şevki şimdi. Görmeyenler de vardır illaki. Bunlar bizim şöyle bir fotoğraflık yaptık. Köpeklerimiz işte, koyunlarımız var içinde. Şurada hemen yakından göstereyim. Tanıyanlar vardır. Okan kardeşimiz var. Köpeklerimiz var işte orada. Yine aynı şekilde orada Okan var. Burada biz varız köpeğimizle beraber. Burada Gaz, Okan'la beraber yine Oğuz falan. Aynen. Devam. Devam. Ne yapacağız Nur abi? Hayvanlarla ilgili. Efsun'u çaldılar bizim Sabri. Çaldılar. Aynen. Efsun. Çaldılar. Yeniden buldum. Yeniden çaldılar. Aynen. Yeniden buldum. Tekrardan çaldılar. Bir daha da bulamadık zaten. Bizim buralarda koyun kuzu hırsızlığı olmuyor ama köpek hırsızlığı oluyor. Oluyor Nur abi. Koyuna da başladılar Gali. Başladılar mı? Başladılar. Var mı, köyden gitti mi sizin koyun hiç? Gitti ya. Bir 10 tane koyun falan gitti. Oo, 10 tane. Ya. Rakamı da yüksekmiş Şevki. Ya Nur abi, neden oluyor bu hırsızlıkla? Kimse birbirine sahip çıkmıyor. Evet. Nasıl senin koyun çalındı, çalınsın. Ben onunla zaten konuşmuyorum. Öyle olmayacak işte. Herkes birbirine dayanışma yaptım. Kimse bir şey çalamaz buralarda. Öyle değil mi? Hasetlik yapmayacaklar değil Aynen. mi? Zaten ben onunla konuşmuyordum. Hepsi çalınsadı keşke diye. Beddua ellerini alıyor. Yok demeyeceksin. Yarın senin başına geliyor. Tabii yarın da bizim başımıza gelir. İşte herkes böyle susmayacak. Herkes birlik olup böyle bir kere yakaladıkları zaman öyle yani. Yakaladıkları zaman cezasını vereceksin yani Şevki, değil mi? Şimdi Şevki, 50 tane koyun sayacaksın sen he. Sana bana yorumlarda geliyor ki işte. Yok 20 tane. Ha, 20 tane. Şevki diyorlar ki koyun sağmasını biliyor mu? Biliyorum. Tek başına 20 koyun sağabiliyor mu şimdi Şevki sen? 50 koyun bile sağar. Çok rahat. Tek başına. 90 koyunu amirle birlikte 1,5 saatte tamam. İkiniz. Bırakıyor musunuz Şevki ile siz memelende ya? Ya Nur abi bak, ben sağdığım koyunu hayatta unutmam. Mesela siz çık çık da sağmıyorsunuz değil mi? Yok yok. Herhangi bir kitleme sisteminde. İçine girip de sağıyoruz. Herhangi bir kitleme sisteminde yok, de sağmıyoruz. Tek tek yakalıyorsunuz koyunları. Aynen. Öyle sağıyorsunuz. Zaten koyunu sağacağımız zaman dar yere kapatıyoruz. Oradan öyle sağıyoruz yani. Dar yere kapatıyorsun. Aynen. Orada 90 tane koyunu sağıyorsun. Bir gün sağımhaneye de geleceğiz Şevki. Seninle bir video çekelim bakalım. Çekelim. Nasıl sağabiliyor mu? Sağmıyor mu bir? Öyle gerdeli köpürttüğüm zaman çek. Evet. Hatta bizim şeyimizi çektiğimiz videoda, hatta sen bahsetmiştin ya Şevki. Bakla koyuna süt yaptırıyorum diye. Yaptırır. Hatta sizin de yok mu Nur abi, şurada ileride tarlada bakla geçersen bakla süt yapar mı diye. Aynen. Öyle bir video. Şevki sen bütün videoları takip etmişsin benim ya. Ettim. Vallahi süpersin. Okan'la orada video çekmiştik. Hatta Aynen. senin dediğin gibi bakla koyuna süt yaptırır mı diye. Nitekim de yaptırıyor dediğin gibi. Şevki Ferhat Göçer de paylaşmış onu. Bakla koyuna süt yaptırır mı? Bilenler açıklasın yazmış. Çok insan paylaştı ya. İşte. Bütün dizi oyuncuları yorum yapmış. Evet. Nur abi ben terledim. İçerisi aşırı sıcak. Çay oldum ki. Bak bakalım Şevki. Ben sana dedim ama değil mi? İçerisi sobayı Aynen. yaktıktan sonra çok sıcak oluyor diye. Şevki şimdi bir de sana bizim kuzularımızı göstereyim. Olur. Koştuk bıraktığımız damızlık kuzu vardı bir tane. Onu görmüş müydün? Videoda gördüm dün. Dün video çekmiştim onun videosunu. Nasıl, beğendin mi orada? Güzel, toklu kuzu güzel. Henüz bir 40 günlük kuzu o. Aynen. İkiz eşi. Zaten biz damızlık bırakırken de ikiz eşi olup olmadığına dikkat ediyoruz. Nur abi ikimizin de uykusu geldi. Cihaz sıcak, insan mıyışıyor böyle yerde. Şevki bizim burası kaloriferli değil. Aynen. Bizim... De güzel yani çok. Evet, doğa da olduğu için
Aynen. Oksijen de bol, insan pencereler ister. Pencereler daha iyi açık, daha hala sıcak. Tabii pencereler daha iyi açık, içerisi sıcak çünkü maşingamızda sobamız yanıyor. Aynen. Şimdi içeriye girelim, kuzularımıza bakalım. Bakalım bir de koştuk kuzumuzu göstereyim sana, bir de canlı bir şekilde gör. Kulu. Beğenecek misin? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Şevki ile beraber kuzularımızın yanına geldik. Bir kuzularımızı göstereyim. Şevki, yerlerde çok çamur oldu. Aynen. Halbuki bak görüyorum Nur abi, ne kadar saman atmışım bak. Aynen bak, oradan bak, belli oluyor değil mi? Aynen. Koyun depiyor altı. Koyun depiyor. Aynen. Sürekli bir de yeşilliklerde yayıldıkları evet. için hemen çamur oluyor burası. Çamur olduğu için de her gün 2 balya saman patlatmak zorunda kalıyoruz. 50 lira her gün. Aynen. Gelin arkadaşlar şöyle kuzularımıza bakalım. Şevki, gireceksin mi içeri? Koştuğumuza bakacaksın mı? Bakayım mı? He? Şöyle çözeyim bir. He, bir gir Şevki içeri. Gel bağlamışım. Gel güzel. Aynen. Gel. Gel. Burada gel, en fiyakalı kuzu hangisi Nur abi? Hangisi Şevki? Gel, gel. Bak. Bu kuzu. Şevki. En fiyakalı kuzu bu. Bizim koştuk bıraktığımız kuzu. Bu. Aynen Şevki. Ben de biliyorum bu işi. Ben. Sen de biliyorsun bu işi Şevki. Tabii seni de yabana atmamak lazım. Koştuk bıraktığımız kuzu bu bak, sene. Bak. Nasıl arkası falan? Mis gibi. Bak bak, sen diyordun yani. Ne diyordun sen videoda? Ne diyordum? Dalacı böyle böyle gidecek diyordun bak, ya. Bak 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 bak. Nasıl oynuyor arkada? Bunlar da yeni doğdu Nur abi. Onlar geçen senenin topluları doğdu Şevki. O topluların gancık mı? Bu erkek. Erkek. Kurban olacak. Kurban olacak. Artık tabii. Kurban mı olmayacak? Şimdi bu saatlerde doğan kuzular kurban oluyor. Tam 6 aylık. Çünkü Temmuz 17'de kurban bayramı. Kurbanın şeyi de biliyorsun, 6 aydan sonra evet. kurban vesile oluyor. Ama artık tam gününde şey yapıyor. Bugün doğuran koyun kurban oluyor. Yarın doğuran koyun kurban olmuyor. Yarın ayın 18'i. Bu ocağın 20'sinden sonra doğan koyunun kuzusu kurban olmaz. Evet. Hem küçük kalır artık Şevki aynen. ya. Bak. Şimdi bundan falan kurban olur ama. Olur canım, olur bundan. Nasıl olur. Kuzuları beğendin mi Şevki? Evet Nur abi, bizim buradan has yerli ırk bunlar. Bir ötürme çötürme var mı? Bakayım. Kuzularda bir şey yok değil mi? Aa Nur abi, bunlar yok yani. Dişi bu değil mi? Yok, o dişi. O damızlık. Dişi. Nasıl arka sonunda? İyi, maşallah maşallah. Burada genellikle dişi Şevki bunlar. Biz aynen. erkek kuzulardan sattık. Bir 6-7 tane erkek kuzu sattık. 2 tane dişi kuzu sattık. Dişileri satmıyoruz normalde ama. İsrarlı adam, ısrarlıyor. Çok ısrar etmişti bir arkadaşımız aynen. ve bu işe yeni başlamıştı. Bizi YouTube'dan takip ediyordu zaten kendisi. Ondan dolayı ona satmak zorunda kaldık. Genellikle bunlar da dişi kuzularımız. Bu dişi kuzuları şimdi bu sene koyun olacaklar artık seneye. Aynen. Şey Nur abi, sizin burada kaç koyun kuzusu var? Burada kaç koyunun kuzusu var? Şevki bir burada 10 tane falan herhalde. 10 koyun kuzusu. Çünkü 10 tane koyun sağıyoruz biz şu an. Şu an 10 koyun sağıyoruz. Aynen artık 10 koyunun kuzusunu da sattık. 10 koyunun kuzusunu da sattık tabi. Maşallah. Güzel. Zaten burada geçen senenin tokları doğurdu şu küçüklere bak Şevki. Belli. Yanık yanık. Bak Nur abi, buna ilaç at. İğne at. Ne olmuş Şevki ona? Ötürmüş mü? Ötürmüş. Ona. Baksana. Evet. Nasıl bir açıkla bakalım Şevki, nasıl ötürdüğünü nasıl anlarsın? Çok ağız emdi mi? Evet. Ötürük olur. Ağız sütüne emdi mi değil mi? Aynen. Şimdi o kuzu da tek ya. Tek olduğu için ağız sütüne emiyor. Evet. Emirlerimiz nasıl Şevki? Emirler maşallah. Anneleri de böyle alacalı ya. Ondan dolayı oluyor. Bunlar. Aynen. Babası emir olduğu için. Aynen. Kuzulan. Senin koçun damarı güzelmiş Nur abi. Neden Şevki? Nedeni güzel yani. Lekesiz çıkmış lekesiz. Değil mi? Lekesiz. Aynen. Lekesiz çıktığı için koç. Bak senin koçun ben toklu geçir senin bıraktığınız 30 tane toklu lekeli yani. Bunlar lekesiz. O geçen sene bıraktığımız tokluğa da lekesizdi. Şey 3-5 tane var arasında. Yani üç, olabilir. 3-4 tanesi şey. Gerisi aynen. hepsi 10 numara. 5 evet. yıldız. Nur abi, sana bir şey soracağım. Buradan bu sayıya kaç paraya mal oldu? Bu saya Şevki bize yaklaşık olarak bir 10 bin liraya falan mal oldu. Burası kaç seneden beri var?
3 seneden beri var. 7'ye 30 burası. 7'ye 30. Aynen 30 metrekare. Uzunluğu 7 metrekare, genişliği. Burada bir kuzu bölmemiz var. Şurada ileride bir kuzu bölmemiz var. İşte burası da kuzu bölmemiz. Burada sağmal koyunları tutuyor Şevki. Burada pançer küspesi veriyor. Sağmal koyunlara, kuzulu koyunlara. Burada emişiyorlar. Ondan sonra sağıyoruz. Olur. Güzel olur. Bir de Nur abi seni şöyle geçeyim. Geçeyim Şevki. Şurasını bağlayayım. Orasını bağla. Burasını bağlamadık mı iş ayarsız olur. Kaçağı kuzulara bir de kuzu koşturuz. Yerinde girmezler. Aynen. Bu buğdayı ne yapıyor Nur abi? Bu buğdayı veriyor. Yok Şevki, bu buğdayı tavuklara veriyorum. İçeride dağıtıyorlar. İçeri koyunca tavuklar Allah mahvediyor orada. Yukarıda atsam uçuyorlar. Aynen. Buradan kapı. Buradan kapı nasıl açılıyor biliyor musun Şevki? Heh. Öyle açılıyor. Sonra burasını alıp şöyle yapıyoruz. 3 tane mesela koyun doğdu. Kuzularını alıp böyle buraya koyuyoruz. Aynen öyle Şevki. Ona benziyor işte. Buraya yem koyarsınız. Tabii tabii. Buraya, saman getirmişsiniz lan. Buraya saman aldık. 20 liradan aldık bu balyaları Şevki. 20 liradan. Aynen. Her gün 2 balya saman patlatıyoruz bunların altına. Çamur ne oluyor. Bu kesilmiş mi? Vallahi bu ne olmuş? Nasıl kesilmiş bir şey ki? Ayrılmış. İpi çökmüştür ya. Aynen. Ondan. Geçen sene kuzulara biz burada baktık. Dişi damızlı kuzulara. Dişi damızlı kuzulara. Annesinden ayırdıktan sonra kuzuları buraya koymuştuk. Evet. Şurada önünde şey var ya bak. Onunla da kapatmıştık. Anneleri görmesin diye. Bak zaten burası da kapalı halıla. Aynen halıla kapalı. İyi iyi Nur abi. Bir 2,5 ay kuzular burada kaldı. Kuzular kaldıktan sonra işte. Kaç hayvana baktığınız burada? Burada 15-15 iki posta Şevki. He. 15 tane bir attık. Büyüttük. Annesinin yanına attık. Artık yaylama gittiler. Aynen. Sonra bir 15 tane attık. Burada yaylama gittiler. Geldiler işte. Şimdi de koyun oldular hepsi. Aynen. Hatta 3-4 tanesi doğurmuş. 3-4 tanesi de doğurdu hatta. Güzel. Valla öyle işte Şevki. Aynen. Nur abi buradan gübrelerini çıkarttın mı? Buradan gübrelerini çıkartıyoruz. İçeriden gübrelerini. Ama dışarısını da traktörle şey yapıyoruz. Kürmele çıkartıyoruz dışarı. Sen bir de videoda gördün buraya. Hayat mı yaptın yoksa nasıl bir yer yaptın? Hayat yapmıştık Şevki şurada dışarı. Açılıyor açılıyor kapıda. Bak sen zaten buralardan almışım biraz. Buralardan aldım. Baksana zaten çıkıntı. Güzelmiş. Burada da Nur abi senin şey koy ne adı o? Burada da yoz hayvanlar duruyor. Genellikle de işte. Bağırın duracak herhalde galiba Şevki. Aynen. Çünkü çamur oluyor şey oluyor. Biz buraya haydamıyoruz şimdi koyunları. Evet hatta Şevki burada üst tarafta bir yer kapalı bir yer daha var galiba telden. Orada inek bak için bir tane sağmal. Yok bu tarafı değil onun üstünde. Evet tamam işte. Orada da bakıyoruz Telle çevirdik orayı. Aynen. Gündüz yaylımdan geçtiğiniz zaman yazın arkadaşlar burada çamur oluyor. Onun için o tarafa kapatıyor. Şimdi bizim buralarda herkesin sayaları genellikle böyledir Şevki herhalde değil mi? Tek bizim sayalar böyle değildir. Evet. Ondan dolayı ister istemez çamur oluyor. Yani Nur abi sen bak bu kuyular düzenle yoksa koyuna firar eyle. Buralardan değil mi Şevki? Aynen. Düzenleyeceğiz hep buraları da bak rüzgar da şeyler de getirmiş gelmiş bunları atmış buraya evet. Çöpleri. Evet. Hatta nerede bu çınarlar? Çınar yaprakları bak. Çınar ağacı nerede? Nereye gelmiş? Çok büyük bir lodos vardı Şevki. Aynen. O lodostan dolayı hepsi buraya aktarıldı yani. Telleri... Çatıdan bu tarafa. Tabii. Biz uçağı dedik. Bu sayanın üstü bile uçağı dedik ama Allah'tan sayanın üstüne bir sağlam, şey olmadı. Burada. Sağlam sağlam sorun yok. Evet Şevki. Var mı demek istediğin başka bir şey? Vallahi can sağlığı Nur abi. Başka bir şey yok. Bizi desteklemeye, tamam, takip etmeye. Aynen. Güzel... Bizi kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın diyelim. Güzel videolarla daha aynen karşınıza geleceğiz. Koyun sağma videosu da çekeceğiz beraber. Çekeceğiz. İnşallah bakalım. Bir gün ben senin koyununu sağmaya geleceğim. Bir gün sen benim koyununu sağmaya geleceksin. Tamam o da olur Şevki. Bir gün aynen sen de gel bir gün ben de geleyim. Koyunları sağan bakalım. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize şimdiden görüşmek üzere.